Bu videomuzda Arap sitelerine nasıl gireceğimizi anlatıyoruz. Bu bağlamda Arap siteleriyle alakalı 10 tane siteyi bu şekilde listeledik. Şimdi 10 tane Arapça yayın yapan sitenin her birine girip kısaca göz atacağız. Tabi Arap sitelerine girmeden önce dilerseniz önce bir Arapça klavye sitesi olan Lexi Logos sitesine giriyoruz. Yani klavyeyi de görmüş olalım. Arapça klavye, tabi nasıl kullanılır? Mouse yardımıyla kullanmaktayız. Klavyeye tıklayarak da harfler de yazılabilir elbette. Ama işin yani ne diyelim, klavye tuşlarını ezberlemekle uğraşmak istemeyen direkt mouse tuşlarıyla bu işi öğrenebilir, yazabilir. İşte K, T, B gibi. Boşluk yine klavyedeki büyük düğmeye basarak boşluk bırakabiliyoruz. Tabi kelimelere hareke verebiliyoruz, şedde verebiliyoruz. Sükun koyabiliyoruz. Ters ünlem işareti gibi, virgül gibi, noktalı virgül gibi her şey klavyede mevcut. Kısaca klavyeye değinmiş olduk. Ve burada diğer dillerin de klavyesi mevcut yani sadece Arapça değildir. Şimdi bir Arap sitesine girelim. Mesela Arap sitelerinin arasında ilmi site olarak belki en meşhur, en yaygın, en çok içerisinde bilgi barındıran ve üzerinde en çok durulması gereken site islamweb.net'tir. Islamweb.net sitesi içerisinde fazlasıyla bilgi ve alan içermektedir. Site sizin de gördüğünüz gibi İngilizce, Fransızca, sanırım Almanca ve İspanyolca yayın yapmaktadır. Bunların herhangi birine tıklayarak o dilde bu siteyi görüntüleyebilmekteyiz. Türkçe seçeneği mevcut değil. Elbette Chrome kullanıyorsak sağ tıklayıp Türkçe diline çevir seçeneğini aktifleştirebiliriz. Tabii birebir çok güzel bir tercüme yapmasa da bize yine de az çok işimize yarayacak şekilde çeviri yapmaktadır. Siteye kısaca bakalım. Mevsuat demiş. Tıkladık. Bakalım mevsuata tıklayınca ne çıkıyor arkadaşlar. Cevamül Kelim çıkmakta oldukça yaygın bir hadis arama programı. Yani çok yaygın kullanılmakta. An itibariyle 4.5. sürümü hala kullanılıyor. Buradan dilerseniz part part yani parça parça her birine tıklayarak indirebilirsiniz. Veya tek link olarak rara basarak veya zip'e basarak tek link olarak da indirebilmektesiniz. Cevamül Kelim nasıl kullanılır? Bunu daha önce bir videomuzda anlatmıştık. Hadis araştırma programıdır. Hadislerin tamamı harekeli olarak verilmiştir. El Hadis demiş. Yine bir hadis sayfası. Kur'an'dan biraz sayfaya yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi şu an direkt hadis alanına girdi. İşte Müsned-ül Rabia, Tefsir-i Mücahit, Müsned-i Zeyd gibi devam ediyor. Tefsiri Süfyan-ı Sevri. Çeşitli kitaplar mevcut. Şu an karışık duruyor. Buradan dilersek harfe tıklayarak o harfle başlayan kitapları görüntüleyebileceğimiz gibi yani daha önerilecek, daha faydalı olduğunu düşündüğüm şey buraya tıklamak. Ahlakla alakalı kitaplar, emari, teracim, tarih kitapları, tefsir Kur'an mesela Kur'an tefsiri kitaplarına tıkladık. Görüldüğü üzere Ma'anil Kur'an lil Ferra, Tefsiri Süfyan-ı Sevri, Mücahid'in tefsiri. Bunun dışında Abdurrazzak Sanayani'nin tefsiri. Devam ediyor yani Tefsiri Kur'an-ı Azim. Tabi burada kitapların adı sol tarafta ismi müellif, yazan kim bu? Kim yazmış? Mücahid yazmış. Vesaire devam etmekte. İbn Cerir Taberi yazmış. Camiül Beyan Ansevi'l Kur'an adlı kitabı. Burada Senetün Neşr hangi senede yayınlanmış baskısını yayınlamışlar onu buraya koymuşlar. Kaç cilt olduğu burada yazılmış. Bu şekilde tefsir kitaplarını görmekteyiz. Görüyorsunuz ikinci sayfası da var yani tefsir kitapları devam etmekte. Tabi burada bir de bakmamız gereken şey nedir? Bir tanesinin içine tıklayarak bakalım yani nasıl yer almış burada. Okunurluk durumu nedir, ne değildir bir görelim. Mesela Ferra'nın Meani Kur'an'ına tıkladık. Görüyorsunuz hemen sure sure yer almakta burada. İşte Bakara suresi, Ümmül Kitap demiş. Araf suresi,
Mesela Araf suresine tıklayalım. Burada da yine ayet ayet yer almakta. En aşağıda var. Şimdi görüyorsunuz burada mesela ne yapalım? Kale mâ menâike ellâ tesbidî iz emertuk. Surat-ı Araf, mani, Kur'an. Tekrar geri aldık. Ummul kitaba tıkladık. Tali yani diğer sayfa, ileriki sayfa. Elhamdülillah diye devam ediyor. İzhar-ı teşkil, bir de ihfa-ı teşkil var. İzhar-ı teşkil, hareketleri göster, görüntüle demek. İhfa-ı teşkil, hareketleri gösterme demek. Böyle bir fark var arasında. Tekrar ana sayfaya geldik. Tekrar tefsiri Kur'an'a geliyoruz. Mesela bu sefer başka bir tefsire göz atalım. Taberi'ye bakalım. Camiül Beyan. Suratü Sa'd. Sayfa 4-5 diye buradan devam ediyor. Görüyorsunuz. 358-50'liği görüntüleyebildik. Tekrar yukarı çıkalım. Kısaca tefsir bu şekilde. Yarın geri döneceğiz. Geri dönmek için el kütüp yani kitaplara tıklayarak tekrar kitaplara bölümüne gelebiliriz. Tefsiri Kur'an'a kısaca bakmıştık. Sünen ve Muvatta demiş. Muvatta Malik, Rivayet Yahya el-Leysi ve diğer işte Sünen Ebu Davud, Sünen İbn-i Mace, Sünen Darimi gibi Sünen ve nelere bakıyorduk? Muvattalara bakıyorduk. Bunun dışında Siyer Şemali kitapları, Sahih ve Müstehraç dediğimiz kitaplar, işte Sahih-i Buhari mesela. Sahih-i Buhari'ye bir göz atalım. Bab-ı Vahiy demiş. Kitab-ül İman, Kitab-ül Vuzu, Kitab-ül Hez. Burada kitaplar var. Burada da tabii kitaplar var. Hep sıralanmıştır. Örnek olsun diye Kitab-ül İman dedik. Kitab-ül İman'a tıkladığımızda altındaki bablar çıktı. Görüyorsunuz. Hepsi hareketlidir. Ne demiş? Hüve, kavlun, fi'lun, kavildir, fiildir, yezidir ve yankusu. Artar ve noksanlaşır. İmandan bahsediyor. Gayrı Allah-u Teala, Allah-u Teala şöyle buyurmuştur deyip devam etmekte. Tabi hareketleri gizledik şu anda mesela. Hareke yok. İzhar-ı teşkil hareketleri göster var. Tıklıyoruz hareketlerin her biri gözükmekte. Buradan tekrar o bab altındaki diğer sayfa hadisleri göstermesi için ileri bir sayı seçtik. Görüyorsunuz rakamul hadis 10. 10. hadis hadisun merfuun. Haddesena Sa'id diye devam ediyor. Tabi kırmızı yazılmış. Üzerine tıklayarak bununla alakalı bilgi alabiliriz. Tıkladık. Ve ravinin rütbesi yani sağlamlık derecesinin sika olduğu yazılı görüyorsunuz. Sika sağlam, güvenilir ravi manasına geliyor. Ravinin ismi şurası. Bir de meşhur olduğu isim nedir? Şudur diye belirtmiş. Tabakası nedir? 10. tabaka diye çeşitli bilgiler verilmiştir. İkamet, Bağdat'ta yaşanmıştır. Ravalehu el-Bukhari ve Müslim. Kendisinden Bukhari ve Müslim rivayette bulunmuştur. Şuraya da tıklayarak o ravi hakkında ne diyelim cerh tadilciler yani hadis alimleri hadis kritikçileri neler söylemiştir? İşte Ebu Hatim er-Razi Saduk demiştir. Ahmet bin Şuayb en-Nisai Sika demiştir. İbn Hacer el-Eskalani Sika demiştir. Zehebi Sika demiştir. Bu şekilde çeşitli bilgileri görüyoruz. Yani o ravi ne derece güvenilir veya değil. Onunla alakalı bilgi gördük. Ebi yazıyor. Ebi kim? Tıkladık. Ebi deyince ne oldu? İsmi çıktı yani. Orada Ebi diyor. Ebi kim belli değildi. Şimdi belli oldu. Nerede yaşadı? İşte Bağdat'ta, Kufe'de. Nerede vefat etti? Bağdat'ta vefat etti. Buhari ve Müslim kendisinden rivayette bulundu. Emrul Ravi, 8. tabaka. Lakap şu demiş. Hani bildiğimiz şeyler. Tekrar kendisiyle ilgili bilgi almak istedik. Ebu Davud Es-Sicistani La Sele Sika demiştir. Yani sağlam ravidir. Ne oldu? Raviler hakkında kısaca nasıl bilgi alınacağını gördük. Men selmer müslümunu min lisanihi ve yedihi hadisine denk gelmişiz. Hadisi görüyorsunuz. Arapçası ve tabii ki tamamıyla harekeli bir şekilde, okunaklı bir şekilde yazılmıştır.
Tekrar Sahih Buhari'ye tıklayarak tüm içeriğini görüntüleyebiliyoruz. Kitaplar burada. Buradan tarih deyip okumaya devam edebiliriz. Sahih-i Müslim ve diğerlerini burada görmektesiniz. Menakul mensuatil hadis. Tekrar buraya döndük. Buraya geldiğimizde şimdi neye bakalım? Akide kitapları, Ulumul Hadis. Ulumul Hadis'e bakalım kısaca neler varmış. Garibul Hadis var. İhtilaful Hadis İmam Şafii'nin kitabı. El-İlal li İbn Medine. Tirmizi'nin var. Çeşitli kitaplar var tabi. Her birini okumayacağız. Ulumul Hadis'le alakalı kitapları burada gördük. Ulumul Kur'an kitapları var. Nasih ve Mensuh Kasım bin Sellem en başta yer almış. Diğer kitapları da aynı şekilde görebilmektesiniz. İbn-i Cevzi Nevasıhul Kur'an diye kitabı. Ulumul Kur'an'dan sonra fıkha tıkladık. Fıkha tıkladığımızda ne görmekteyiz? El-Müdevvenetül Kubra, El-Haraç, Ebu Yusuf'un, İmam-ı Azam'ın öğrencisi Ebu Yusuf'un Haraç kitabı. El-Asar, yine İmam-ı Azam'ın, İmam Muhammed dediğimiz, Şeybani dediğimiz öğrencisinin kitabı. İmam Şafii'nin kitabı vesaire. Devam ediyor. 2, 3, 4, 5 devamı da var burada. Şerh-ı Ma'in Resâli Tahâvî oldukça meşhur bir kitap. Mesanit, müsnetler var. Müsnetlere kısaca bakmıştık daha önceden. Menakıb demiş. Mevzuat. Bir de mevzuata bakalım. El-Le'al-i Mesnu'a fil-Hadis-i Mevzu'a İmam Suyuti'nin kitabı. Meşhur diğerlerde burada Tezkiretü'l Mevzuat Fetenli'nin kitabı, Molla Ali'l Kari'nin kitabı, El Esrarü'l Merfu'a fil Ahbari'l Mevzu'a, El Makasidü'l Hasene Sehavi'nin kitabı, Tenzihü'ş Şeri'a İbn Arrak vesaire. Bu şekilde kısaca kitaplara baktık. Kitaplara nereden geldik ama işin o kısmı da var. Buraya nereden geldiğimizi bilmemiz son derece önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden ne yapalım? Tekrar islamweb.net'e girelim. En baştan girelim siteye. Siteye girdik. Yaptığımız şey neydi? Sanırım sağdan başlayalım dedik. Mevsuata tıklamıştık. El Hadis'e tıklayarak direkt buraya geldik. Kütüphaneye geldik. Buradan da kısımları seçtik. Şimdi geri alalım sayfayı. Bir de makalat. Makalelere kısaca göz atalım. Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif, akide-i İslamiye'de devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'e tıklayalım. Bir de ne yapalım? Tarihe bas tıklayalım. Bakalım neler çıkacak. Yine tefsir kitaplarına geçti. Makaleler burada mı? Arzul Makale. El Mizik devamını oku. Böyle sitelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Arapçasını geliştirmek isteyenler için özellikle çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İslamweb, Saltiyat var, Mektebe var. Saltiyat da önemli yer. Yani seslerin olduğu bölüm de önemli. Kur'an-ı Kerim'le alakalı ses kayıtları. Suratul İnsan, Ahzab diye devam ediyor. Mezide basarak devam edebiliriz. Veya muhazırat işte dualar, ezanlar gibi diğer bölümlere tıklayarak onları görebilmekteyiz. Sağ taraftan çeşitli kategoriler seçebilmekteyiz. Tabii burada bir sürü ders kaydı var arkadaşlar. Şimdi bunları tıkla tıkla dinle dinle bitmez yani. Tamamı demiş 745. Baya bir iş var burada. Birine tıklayalım mesela Yusuf Karzavi'ye tıkladık. Ne çıkıyor diye bir kısaca göz atalım. İnsan demiş, Suratul Asr. Tıklarsak illaki konuşmaya başlayacaktır. İstima işit demiş. Tıklamıyoruz tabii şu an. Dileyen bu şekilde dinleyebilir. Burada sayfa hata verdi. Birinci sayfaya uzunca baktığımızı düşünüyorum. Azıcık aşağıya bakalım.
hadis-i şerif ve tefsir-i ulumul Kur'an kitapları da var bunların yine. Tahmilül Bernamiç programı indirebilirsiniz. 545 MB'miş. İşte burada tanıtım videosu var. Bakarsınız. Hoşunuza giderse indirirsiniz. Yine burada bir ne demiştik? Hadis-i şerif vardı. Buraya tıklayarak direkt inebilir. Ama indirmiyoruz elbette. Geçtik şimdi bu siteyi. Biraz da bir başka bir siteye bakalım. Kardavi.net. Profesör Doktor Hüsnü El Kardavi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı sitesi açıyor. Evet, yine makaleler var. İşte fetva, hüküm, ses kayıtları vesaire. Ana sayfa. Son konuşmaları daima burada yer almakta. Bu bağlamda Hüsrev Kardavi'nin fetvalarını özellikle takip etmek isteyenler için faydalı bir site olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bugünlerden neymiş onu da görmüş olduk. Neymiş? Ocak 25, 2015'miş. Evet. Hüsrev Kardavi'yi de geçiyoruz. İslam.ka.info diyelim. Üçüncü sitemiz. Bu sitenin şöyle bir farkı da var. Türkçe'de çalışır. Yani siteye ne yaptık? Kopyala yapıştır yaptık linki. Info'dan sonra slash tr yazarsan Türkçe olarak site çalışır. Hemen testini yapalım. Yani site Türkçe yayın da yapmak. Lakin Türkçe çevirisi, atıyorum Arapça diyelim 1000 tane yazı varsa Türkçe çevirisi 300-400 tanesi var. Yani tüm yazılar çevrilmemiştir. Kısmen çevrilmiştir. Yeni fetvalar demiş, işte kitaplar konularına göre vesaire. Diğer konular burada mevcut. Şu ana dek işlediğimiz sitelerden hiçbirisi kitap indirme sitesi değildi. Onun da altını çizelim. Duhul veya Enter. Duhul diyelim. İkisi de giriş sonuçta. Bir forma denk geldik. Yani şu an videoda öyle tabii ki. Bir denk geldik derken zaten takip ettiğimiz bir yerde şu an itibariyle. Ne demiş? Kıraat-ı Aşer öğretiminden bahsedilmiş burada. Mesela tıklayalım bakalım ne çıkacak. Çeşitli şeyler var arkadaşlar. Oldukça yoğun bir site. Baya kalabalık. Görüyorsunuz 100'den fazla sayfa var. Baya bir dolu site diyebilirim size. Akide ehli sünnet vel cemaat demiş. Usulü fıkıh. Lügatel Arabi. Tıklayalım Lügatel Arabi'de neler var ben de merak ettim. Katren-i Neda'nın nesi varmış? Nazmı varmış. Çeşitli kitaplar var yani şimdi her birine tabii ki bakmayacağız. Merah. Kısaca bu siteyi de gördük. Yani bu sitenin de bir forum sitesi. Oldukça fazla şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi farklı bir siteye giriyoruz. Yani ilk üst site bilgi amaçlı yer alıyordu. Özellikle ilk sitede oldukça kitap vardı. İkincisi zaten güncel bir site. Yani hayatta olan birisine aitti. Üçüncüsü yine bir yani bir başka bir internet sitesi diyebiliriz. Dördüncüsüne şimdi baktık. Şimdi sıra nerede? Beşinci sitemizde. Beşinci sitemiz tabii şu an ilk baktıklarımızdan farklı. Neden farklı? Bu siteden dosya indirebiliyoruz.